Selam, ben Siyah Zetsu ve bugün çok istenen videolardan birisi olan çakra doğasındaki değişimi, yani elementleri, hatta Kekkei Genkai, Kekkei Moira gibi şeyleri açıklayacağım. Bu arada kanalın katıl butonunu an itibariyle aktif etmiş bulunuyorum. Eğer farklı ayrıcalıklara sahip olmak istiyorsanız katıl abonesi olmayı düşünebilirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle elementleri bir Naruto izleyicisi olarak hepiniz az çok biliyorsunuzdur zaten. Ama çok da önemsemediğinizi düşünüyorum. Bu yüzden bayağı yanlış bilgi gördüm desem yeridir. Sadece bugün tam anlamıyla ne olduklarını detaylıca açıklayacağım. Öncelikle Naruto'daki elementler çakra doğasındaki değişimle meydana geliyor ama doğasındaki değişim falan filan deyince birçoğunuzun aklına Senjutsu vesaire gelebilir. Bunu özellikle başta belirtiyorum ki çakra doğasındaki değişim muhabbetinin Senjutsu'yla yani doğa çakrasıyla arasında hiçbir bağlantısı yok. Sadece isminde doğa geçiyor o kadar. Bunun sebebi de Naruto evrenindeki doğada 5 ana element olması. Bunlar ateş, yıldırım, rüzgar, toprak ve su. Bu elementler ninjalar için çok önemli ve ninjaların tekniklerinin temelini oluşturuyor. Ve her element doğal olarak bir diğerine karşı zayıf ya da güçlü. Mesela ateş rüzgara, rüzgar yıldırıma, yıldırım toprağa, toprak suya, su da ateşe üstünlük kuruyor ve bunların arasında böyle beşli bir güç dengesi oluşuyor. Ayrıca diğerlerine karşı hiçbir üstünlüğü bulunmayan yin ve yang çakraları da var. Elementlerin birbirlerine karşı ilişki içerisinde olmasının doğurduğu bazı sonuçlar da var. Mesela benzer seviyedeki bir rüzgar elementi ile ateş elementi saldırısı çarpışırsa, elementinin üstünlüğünden dolayı ateş elementi galip gelecektir. Ama kullanılan tekniğin seviyesi de çok önemli. Mesela Madara'nın ateş elementine karşı bütün shinobi ordusu su elementi kullanarak anca eşitleyebilmişti. Ama Mizukage ise tek başına Madara'nın ateş elementine üstünlük kurabiliyordu. Ve tekniği durdurmak için illa karşı elementini kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela Kakashi kendisine gelen bir Raiton tekniğine aynı seviyede karşılık vererek nötrlemeyi başarmıştı. Ya da Itachi ile Sasuke'nin ateş stilleri birbirine denkti ve iki tarafta birbirine zarar veremedi. Daha sonra bu denkliği Itachi'yi Amaterasu'la falan bozdu. Şimdi tabii yetenekleri kullanmak bu kadar kolay değil ve Rinnegan ya da başka torpiliniz yoksa genellikle 5 elementin hepsinde uzmanlaşmanız çok zor. Naruto evrenindeki her insanın genellikle en az bir elemente yatkınlığı vardı. Bunun sebebi bazen genetik olabiliyor. Mesela Uchiha klanı ateş elementine olan yatkınlığıyla ünlüydü. Aynı şekilde Konoha vatandaşları da genel olarak ateş elementine yatkın oldukları için köyün ismi Gizli Yaprak Köyü olsa da ülkenin ismi Ateş Ülkesi. Benzer durum diğer köyler için de geçerli. Gizli Bulut Köyü'nde genellikle yıldırım elementine yatkınlık vardır vesaire vesaire. Ve hangi elemente ya da elementlere yatkınlığınız varsa o elementin tekniklerini daha kolay öğrenirsiniz. Şimdi bir ninja tekniği kullanacağı zaman öncelikle çakrasını harekete geçiriyor, daha sonra da kullanmak istediği tekniğe göre çakra doğasını değiştirerek, yani çakrasına yatkınlığı olan veya kullanabildiği elementi ekleyerek çakraya element eklemiş oluyor. Hani karakterler teknik kullanırken katon, suiton gibi ifadeler kullanıyorlar ya, işte bu çakraya hangi element eklediklerini, yani tekniğin tipini belirtiyor. Daha sonra da ikinci aşama devreye giriyor ki burada da element eklenen tekniğe şekil vermek gerekiyor. Şimdi ilk aşama buraya göre daha kolay ama yine de normal ninjaların bu aşamada uzmanlaşması bile yarım yıl hatta daha fazla bulabiliyor. İkinci aşama ise işte gerçekten yetenek gerektiren nokta burası. Mesela katon tekniklerini tabii ki istisnaları var ama genel olarak kullanmak çok yetenek istemiyor. Çünkü sadece element ekleyip şekli hakkında çok düşünmenize gerek kalmadan üflüyorsunuz. Ama misal su ejderhası tekniği gerçekten yetenek isteyen bir teknik. Çünkü çakrayı suya dönüştürdükten sonra bir de şekil vermeniz gerekiyor. Daha sonra da bunu kontrol ederek yönlendiriyorsunuz falan. Yani kullandığınız tekniğin temel zorluğu ne seviyedeyse tekniğin şeklini kontrol etmekte aynı doğrultuda artıyor. Ya da şöyle denilebilir, tekniğin şeklini kontrol etmek ne kadar zorsa tekniğin zorluğu da o kadar artıyor. Örneğin Rasengan A seviye bir teknik. En yüksek olan S seviyeden bir tık düşük. Ve Minato, Kakashi gibi karakterler bile Rasengan'ın çakra doğasındaki değişimini tamamlayıp tekniği mükemmelleştirmeyi başaramadı. Çünkü bunu başarmak inanılmaz zor. Hatta S seviyesinin bile ötesinde bir zorluktaydı. Yani çakra doğasında ve bu temelde tekniklerde uzmanlaşmak gerçekten yıllar gerektiren, her ne kadar kolay görünse de oldukça zor bir nokta. Zaten Jonin rütbesindeki ninjalar bile genel olarak neredeyse iki elementte uzmanlar. Mesela 5 elementi birden, herhangi bir şekilde farklı şeylere sahip olmadan, tamamen doğal yollarla kullanmayı bilen ninjalar oldukça nadir. Bunlardan birisi Hiruzen.
Hiruzen 5 elementin hepsinde uzman. Bu da gerçekten yıllar gerektiren bir çalışmanın sonucu. Hashirama, Tobirama, Kakashi, Mu ve Orochimaru, bir de Boruto'daki Victor 5 elementi birden doğal yollarla kullanabilen tek ninjalar. Şimdi çakra doğasındaki değişim olayı bu kadardı. Artık bir tık ileri gitme vakti. Artık tek elementi ve birden fazla elementi tek tek kullanmayı anlamışsınızdır. Bir de birden fazla element aynı anda kullanılarak yapılan birleşik doğa dönüşümleri mevzusu var. Bu da açıklamamı çok istediğiniz o Kekkei Genkai, Kekkei Tota konuları. Şimdi aynı anda iki elemente de yatkın olarak bu iki elementin de birlikte kullanılarak oluşturulduğu teknikler Kekkei Genkai sınıfına girer. Kekkei Genkai olayında şöyle bir yanlış bilgi durumu var. Evet, Kanba ile aktarılabiliyor ama tek yolu bu değil. Mesela Sharingan bir Kekkei Genkai ama ninjutsu klasmanına girmediği için iki farklı elementi kullanılarak oluşturulan bir şey değil. O yüzden sonradan elde edemiyorsunuz. Yani genetik olarak aktarılan bir miras. Yani diyeceğim şu ki, ninjutsu klasmanındaki Kekkei Genkai'leri kullanabilmek için illa kan bağına sahip olmanız gerekmiyor. Mesela Yoton tekniği. Belirli bir aileden gelen genetik bir miras değil ve kullanabilen ninjaların çoğu da farklı ülkelerden. Ama kan bağına sahip olmak doğal yatkınlık verdiğinden tekniği kullanmanızı oldukça kolaylaştırıyor ve kullandığınızda tabii ki bunu sonradan öğrenen kişilerinkinden çok başka bir seviyede kullanıyorsunuz. Bilinen Kekkei Genkai'lere örnek olarak buz tipi su ve rüzgardan, tahta tipi su ve topraktan, lav tipi toprak ve ateşten, fırtına tipi yıldırım ve sudan, kaynama tipi su ve ateşten, patlama tipi ki bu benim favorilerimden, toprak ve yıldırımdan ve son olarak mıknatıs tipi rüzgar ve topraktan oluşuyor denilebilir. Kekkei Genkai'nin üstü Kekkei Tota ise 3 elementin birlikte kullanıldığı ninjutsu klasmanıdır. Buna da en iyi örnek hepinizin bildiği Jinton yani toz tipi. Toprak, rüzgar ve ateş olmak üzere 3 elementin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu arada daha önce anlattığım olaya dair örnek burası için de geçerli. Mesela toz tipi bir genetik yetenek değil. Bildiğimize göre Mu bu tekniği öğrencisi olduğu zamanlarda Onoki'ye öğretmiş. Yani Kekkei Tota bile olsa gerekli elementlere yatkınlık olduktan ve yeterince çalıştıktan sonra öğrenilebiliyor. Ha bunun da üstü var ama ona da başka bir videoda değineceğim çünkü bunlardan bambaşka bir konu. Ve son olarak ilk 5 elemente ek olan bahsetmediğim 2 element daha var. Bunlar da Yin ve Yang elementleri. Yin tipi hayal gücü ve ruhsal enerji olarak anlatılırken Yang tipi fiziksel güç ve canlılığa dayanıyor. Bu elementlere de genellikle diğer elementlerin dışındaki teknikler kullanırken başvuruluyor. Mesela Genjutsu teknikleri 5 ana elementi temel almaz. Bu yüzden genellikle Yin tipi kullanılarak yapılır. Ya da Izanagi, Yin ve Yang tipiyle birlikte kullanılır. Çünkü bu sefer Genjutsu'nun üzerine bir de gerçek dünyayla fiziksel bir etkileşim kuruyorsun ve eski vücudunun yerine yenisine sahip oluyorsun. Aynı şekilde Nara klanının gölge teknikleri de tamamen gölgeye şekil vermek temelli olduğu için sadece Yin çakrasıyla kullanılıyor. Yang çakrası ise yaşam enerjisi ve canlı formlarla etkileşime girerken kullanılır. Mesela Akimichi klanının vücut teknikleri, medikal jutsular vesaire. Eğer yeterince uzmanlaşırsanız Naruto'nun yaptığı gibi sıfırdan organlar bile oluşturabiliyorsunuz. Ve son olarak şunu tekrar etmek istiyorum. Rinnegan, 6 yol bilge modu gibi şeylere sahip olmadığınız sürece tüm bu elementlerde uzmanlaşmanız gerçekten imkansıza yakın bir şey. Evet, video bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca aramıza yeni katılan Hokage üyelerinden Mehmet Ali Çetin'e de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.